Herkese sağlıklı ve güzel bir gün dilerim. Ses kısıklığı hepimizin yaşayabileceği bir problemdir. Hayatımız boyunca sesimiz bir değişime uğrar. Doğduğumuz sesle ergenlik sesimiz, erişkinlik sesimiz birbirinden farklı tonlardır. Yaşandığımız zaman da ses değişir. Bu bir doğal süreçtir. Bir bebek doğduğu zaman çok yüksek tınıda, yüksek frekanslı bir sesle ağlar. Ve bu ses yavaş yavaş kalınlaşır. Çocukluk çağında konuşmaya başlar. İlkokul çağında ses birazcık daha düşer fakat kızla erkek sesi aşağı yukarı aynıdır. Ergenlik döneminde ses bir anda değişir. Erkekte daha çok kalınlaşır. Kızlarda biraz daha az kalınlaşır. Fakat zamanla bir erişkin tonu oluşur ve kadın sesi ve erkek sesi olarak karşımıza çıkar. Bu değişimler çok ciddi ve çok belirgin değişikliklerdir. Yaş ilerledikçe kadınlarda ve erkeklerde hormonal dengeler artık nötrleşmeye başladığı zaman ki biz biliyorsunuz bunlara andropoz ve menopoz diyoruz. Sesler de değişmeye başlar. Kadınlarda tonlar daha da kalına, erkeklerde tonlar daha da inceye gider. Ve ses hayatımız boyunca birçok değişiklik yaşar. Bu değişikliklerin hepsi normaldir ve olması gereken değişikliklerdir ama sesin bozulması ya da sesin kısılması farklı bir olaydır. Gün içerisinde herhangi bir problem yokken, durup dururken sesin değişiyor olması ve kişiyi zorluyor olması bir ses kısıklığıdır. Çoğunlukla sebebi bir enfeksiyon, ses telindeki bir problem ya da gırtlakla ilgili ya da gırtlağın titreşimini yaptığı ses telleriyle ilgili bir problem ya da bu mekaniğiyle ilgili sorunlar da ortaya çıkar. Ses, üç sistemin birlikte çalışmasıyla oluşur. Akciğerler, gırtlak ve yüz bölgesindeki, boğaz bölgesindeki hava boşlukları ve bunların hepsinin her üçünde çok iyi ve dengeli çalışması lazım. Ses kısıklığı deyince bu üç sistemin çalışma probleminin dışında bir de sesin bozulma problemi vardır. Sesin bozukluğu, alışık olduğunuz sesin dışarıdan yanlış algılanmasıdır. Seste bir değişiklik yoktur ama ses dışarıdan bozuk algılanır. Dolayısıyla iki tip ses problemi vardır. Birisi sesin bozukluğu problemi, ikincisi de sesin kısılması problemi. Durumu çok karıştırmak istemiyorum. Birazcık daha ayrıntıya ineceğim. En çok ses problemi yaşadığımız durumlarda esas problemi yaşayan doku gırtlağımızdır. Ve gırtlak, bu bir maketini görüyorsunuz. Çeşitli renklerden oluşmuş maket. Burada neleri tarifliyor? Bir kere gırtlak soluk borusunun üzerindeki bir dokudur. Soluk boru sıkı kıkırdak bir yapıda ve onun üzerine yerleşmiş belli kıkırdak yapılardan oluşur. Ve bu kıkırdak yapılar tam boynumuzun ön tarafında yerleşmiştir ve biz bunun çıkıntısını, özellikle şu öndeki çıkıntısını Adem elması olarak nitelendiririz. Arkasını döndürüyorum. İçeriden baktığımız zaman gırtlak ve yutak birbirine komşu iki tane bölgedir. Ve gırtlak tam hava yolunun üzerinde yerleşmiştir. Eğer açacak olursak içerisinde ses tellerini göreceğiz. Aslında ses telleri birer tel değil, ses kıvrımı şeklindedir. Tabakalı dokulardan oluşur ve temelde 3 tane tabakası vardır. Derinde bir kas tabakası, onun üzerinde jölemsi bir tabaka, yaklaşık 500 mikronluk yani yarım milimetrelik bir tabaka, onun üzerinde çok ince zar gibi bir epitel tabakasıyla kaplıdır. İki tane var ve bu iki doku bir araya gelirler. Nefes alırken ses telleri açılır, hava içeri girer çıkar ve ses çıkartırken bu iki doku kapanır ve titreşmeye başlar. Ses teli problemleri genellikle dokuyla ilgili problemler ya da hareketle ilgili problemler olarak tanımlanabilir. Ses telinin hareketlerini sağlayan kaslar vardır. Hem gırtlağın içerisinde hem de dışarısında olan bu kaslar sayesinde ses telleri birçok hareketi yaparlar. Eğer bu hareketleri yapamaz ise bu zaman bu sefer hareket problemleri ortaya çıkar. Biz bunları genellikle ses teli felçlerinde ya da romatizmal problemlerde görüyoruz. Ses kısıklığının hepimizin yaşayabileceği bir problemdir ve en sık gördüğümüz durum larenjitlerdir. Larenjit ses teli dokusunun iltihaplanmasıdır. Kızarıp şişmesidir. Doku kızarıp şiştiği zaman ses çıkmaz hale gelir. Ses enerjisini kaybeder, gücünü kaybeder.
Kişi sesi üretebilmek için zorlanmaya başlar ve bir müddet sonra ses hiç çıkmamaya başlar. Bunu birkaç gün içerisinde yaşayabiliriz. Çevremizde herhangi bir dönemde yaşayabileceğimiz soğuk algınlığı, grip gibi problemlerde ses telleri kolaylıkla etkilenir ve kişi sesini kısa bir süre olsa kaybedebilir. Bu tip durumlarda ses kısa süreli bir kısılma yaşar ve kısılmanın sonucunda ses bir müddet sonra dokunun düzelmesiyle beraber açılmaya başlar ve süreç bir hafta içerisinde çoğunlukla tamamlanır. Ses kısıtlı eğer bir enfeksiyona bağlı ise sesi sadece dinlendirmek yeterlidir ama hekimin önerisiyle bir antibiyotik kullanımı avantajlıdır. Burada hekimin önerdiği tedavi uygulamak çok önemli. Çünkü larenjitler bazen masum olabilir, bazen de çok ilerleyip kişinin soluk borusunda başka problemlere sebep olabilir. Larenjit önemsiz bir hastalık gibi görülebilir. Fakat yine de eğer düzelmezse takipte olmakta fayda var. Genellikle kısa süreli larenjitler akut larenjit olarak tanımlanır ama uzun sürerse bir larenjit bunlara kronik larenjit olarak tanımlıyoruz. Genellikle 1,5 aydan sonraki larenjitler kronikleşmeye başlamış larenjitlerdir. 3 ayı geçmiş olan larenjitler de gerçek anlamda kronik larenjit olarak tanımlanır. Kronik demek ses telindeki problemin uzun süreli devam ediyor olması demek. Enfeksiyonlar bu konuda çoğunlukla karşımıza çıkmaz ama sürekli ses teli dokusunu tahriş eden problemlerle karşılaşırız. Bunlar nelerdir? Sürekli sesi kullanıyor olmak, sigara dumanına maruz bırakmak, asit larenjit dediğimiz durum ya da diğer adıyla boğaz reflüsü dediğimiz hastalık kronik larenjitin en sık sebepleri arasındadır. Toplumumuzda özellikle bizim Türkiye'deki toplumumuzda ses kısıtlığının en sık sebeplerinden birisi de reflü larenjittir. Reflü. Aslında birazcık da yanlış bir terminoloji. Çünkü reflü geri kaçış demek. Fakat burada bildiğimiz klasik midedeki asitin geri kaçışı gibi değil. Daha çok boğazın asit dumanından etkilenmesi ya da boğazdaki pH'in düşmesi durumudur. Ya da asitlerin artması durumudur. Daha çok bunu asit larenjit olarak tanımlamak mümkündür. Ses telinin yüzey tabakası şişer, kalınlaşır, ses de kalınlaşır. Genellikle sabahları seste kalınlaşma çok belirgindir. Gün içerisinde ses bozuk çıkar ve akşama doğru enerjisi düşmeye başlar. Sesin enerjisinin düşmesiyle kişi zorlanmaya başlar. Artık kızıyor gibi kullanmaya başlar. Konuştukça hem ses yorulur hem vücudu yorulmaya başlar. Reflü larenjit ya da boğaz reflüsü toplumumuzda çok sık görülen bir durum. Çocuklarda, orta yaşta, ergenlerde, genellikle yemek kalitesi ilgili olarak çok etkilenen bir durum. Eğer kişi düzenli yemek yemiyor ise, asitli yiyecekleri ya da fast food türü gıdaları günlük yaşantısının bir parçası yapmış ise, gece tok yatıyorsa ve bazı olumsuz alışkanlıklar, yiyecekler alışkanlık haline gelmişse, örneğin alkol kullanımı, kahve kullanımı, çikolata kullanımı, bunlar boğazdaki asit oranını çok arttırmaktadır. Yeterli sıvı almamış olmak, klimalı ortamlarda bulunmuyor olmak, kuru havada bulunuyor olmak boğazdaki asit dengesinde olumsuz etkiler. Bu da sesi çok olumsuz etkiler. Sadece ses kısıtlığı değil, aynı zamanda beraberinde kuru öksürük, boğazda bir gitmeyen balgam hissi, genize gitmeyen bir akıntı hissi bu problemde karşımıza çıkan bir durumdur. Larenjit birçok sebebe bağlı olur. Bazı eskiden çok tanıdığımız hastalıklar, örneğin bir tüberküloz da bir larenjit yapabilir ya da bir sarkoidoz dediğimiz hastalık da bir larenjit sebebidir. Ama bunlar tabii bir hekimin kontrolünde ya da bir hekimin tanı koymasıyla ortaya çıkabilen problem çıkabilecektir. Ses kısıklıkları yapısal olabilir ve özellikle tüm dünyada son zamanda gelişen bir ya da yaygınlaştığından bir hastalık var ki bu tanı aletleriyle daha çok karşımıza çıkar hale geldi. Bunlardan birisi sulcus vocalis hastalığı. Sulcus vocalis ses telindeki çöküntü hastalığıdır. Ses telinin yüzey tabakası doğuştan çöküktür ya da ara tabakalar eksik olduğu için yüzey tabaka çöküp kalır. Bu da sesli incelik, çatallanma, güçsüzlük ve enerji kaybı olarak karşımıza çıkar. Ses kısıtlığı gördüğünüz gibi
enfeksiyonlara bağlı, doğuştan yapısal problemlere bağlı olabilir. Bunların yanında ses telinde çoğumuzda ufak tefek kitleler oluşabiliyor. Bunların çoğu iyi huylu olsa da bazen ufak tefek problemler çok ciddi problemler olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle ses teli kanserleri bunlar arasındadır. Ses teli birçok problemden etkilenebilir. Çünkü ses teli çok hassas bir dokudur. Aynen parmaklarımız gibi en ufak bir vücutsal olayda nasıl ellerimiz etkileniyorsa gırtlağımız da kolaylıkla etkilenebilir. Örneğin anksiyete durumlarında, mutsuzluk durumlarında, depresyon durumlarında, heyecanlandığımız zaman, kendimizi kötü hissettiğimiz zaman, uykusuz kaldığımız zaman, yorgun olduğumuz zaman sesimiz de muhakkak değişecektir. Aşırı yorgun bir kişinin sesi de kısılır. Tiroid problemi olan bir kişinin sesi kısılır. İlaç kullanan bir kişinin, örneğin bir idrar söktürücü kullanan bir kişinin sesi kısılabilir. Çünkü ses telleri aynı zamanda mekanik çalışan bir dokudur ve ıslaklık vücudun nem seviyesi bile ses telini etkiler. Dolayısıyla ses her şeyden etkilenen bilen bir problemdir, bir özelliktir. Ses kısıklığı ancak bir profesyonel tarafından tedavi edilmelidir. Eğer 2 haftaya geçen bir ses kısıklığı varsa muhakkak hekim tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Ve ses kısıklığının tedavisinde en önemli şey sebebi bulmaktır. Sebebe yönelik yapılan her türlü işlem tedavinin temel basamağını oluşturmaktadır ve bu konuda hekiminizden muhakkak destek almanız gerekir. Ses telleri hassas dokulardır. Ameliyatları ve tedavileri çok önemlidir. Tedavide neler yapılır? Tabii ki ilaç tedavisi önceliklidir. Ancak çoğunlukla gırtlak, cerrahi tedavilerle ve ses terapisi dediğimiz rehabilitatif tekniklerle de tedavi edilmektedir.